Fetih Suresi 4. sayfanın tahlili. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve huvellezî keffe eydiyehum ankum ve eydiyekum anhum bi batni Mekke'te min ba'di en azferakum aleyhim. وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا وَهُوَ الَّذ۪ي Buradaki peltek harfe dikkat ediyoruz ve bir elif miktarı uzatıyoruz. كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ İşfa yaptık. وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ Burada izhar var. Anhum'dan sonra, mim'den sonra B harfi gelmiş. Burada dudak ihfası, ihfa-i şefevi var. Anhum bi batni. Burada ne yapacağız? Bir elif miktarı yaklaşık ya da bir saniye kadar tutacağız mim harfini. Sonra bi batni. Buradaki t harfine de yine vurgu yapacağız. Kalkale var burada. Ni uzatmayacağız. Ni diye uzatmadan buna da dikkat edelim. Ta harfini çıkartırken dilin ucu ön dişlerin damağa yakın olan yerine yapışacak. Dilin ortası da üst damağa yapışacak. İtbak sıfatı. Yine dilin arka tarafı da üst damağa doğru yükselecek. Dolayısıyla bu kalınlığı elde etmiş olacağız. Bi batni. Bi batni. Ta harfi. Ta. Et ta. Et. İt. İt. Tarzında. Mi'yi uzatmadan bir daha. وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ بِبَطْنِ مَكَّةَ Buraya dikkat ediyoruz. Şöyle şurayı işaretleyelim. بِبَطْنِ مَكَّةَ dedik uzatmadan. مِنْ بَعْدِ Yine iklap yaptık. مِنْ بَعْدِ اَنْ اَغْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ En evferakum aleyhim. Va harfi peltek bir harf. Aynı zamanda kalın. Kalınlığı isti'la sıfatıyla elde ediyoruz. Yani dilimizi üst damağa doğru yükseltiyoruz. Ayrıca bunda bir de itbak sıfatı var. Dolayısıyla dilin ortasını da üst damağa yapıştırıyoruz. Ve kânallâhu bimâ te'melûne besîrâ. Besira. Bu sat harfi ve diğer kalın harfleri esre harekeyle okurken ı sesi vermiyoruz. I ile i arası bir ses ile telaffuz ediyoruz. Besira. Besı değil. Besi. Si. Besira. Besira. Yer ayetimize geçelim. Hümüllezîne keferû. Önce bir kere okuyalım, sonra tahlil yapalım. Humullezine keferu ve saddukum anil mescidil harami vel hedye ma'kufen en yebluğa mehilleh. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم لِيُدْخِلَ اللّٰهُ ف۪ي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءَ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَل۪يمًا هُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Buradaki peltek harfe dikkat ediyoruz. İnce dilimizin ucu ön dişlerden çıkıyor. Humullezine keferu ve saddukum ve saddukum anil mescidil haram anil mescidil harami vel hedye
Vel hediye. Kalkale yaptık. Ma'kufen en yebluğa mehille. Vel hediye. Ma'kufen en yebluğa mehille. İdgamlara dikkat ediyoruz. İdgam mel'unne. وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ yine idgam me'al gunne وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ وَنِسَاءٌ yine aynı şekilde idgam me'al gunne şu işareti gördüğümüz yerde daha evvel söylemiştik ya metni muttasıl var ya metni munfasıl var ya da metni lazım var bunun ayrımını şöyle yapıyorduk. Eğer hemze ile harfi met bir kelimede ise bu metni muttasıl olurdu. Eğer ikisi farklı kelimelerde ise yani harfi met olan elif burada olduğu gibi ve şuradaki hemze farklı kelimelerde bulunuyorsa o zaman metni munfasıl olurdu. Bir de harfi metten sonra sükunu lazım gelirse yani cezimli bir harf veya şeddeli bir harf gelirse o zaman da metni lazım oluyor. Burada metni muttasıl nisa kelimesi bir kelime. Dolayısıyla burada metni muttasıl yavaş okuyuşta 4 elif miktarı, orta okuyuşta 3 elif miktarı, hızlı okuyuşta ise 2 elif miktarı uzatmamız gerekmektedir. Buradan devam edelim. Ve nisa'un mu'minatun lem te'lemuhum. Mu'minatülle lam geldi burada. Tenvinden sonra lam geldi. Dolayısıyla idgam yapacağız ama hunnesiz idgam olacak. Yani idgam bila hunne. Lem te'lemuhum en teta'uhum. Buradaki yine t harfine dikkat edelim. Bunu telaffuz ederken tede'uhum değil, teda'uhum dedi değil. Bu itbak ve isti'la sıfatları yerine gelecek. Aynı zamanda harfi mahrecinden çıkarmaya da özen gösterelim. En-te-ta-ı-hum. Te-ta-ı-hum. Buradaki hemze, ayin değil. Hemze olarak telaffuz edeceğiz. En-te-ta-ı-hum. Fetusibekum minhum ma'arratum bi-gayri ilm. فَتُصِيبَكُمْ Sat harfini söylemiştik. Esra harekede I arası bir ses veriyorduk. فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ Burada mimden sonra mim geldi. İdgam isteyin ma'lugunlu olduğu. مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ yine aynı şekilde. مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ ne yapacağız? Burayı da aynı şekilde şuraları, mimlerin üstüne geldiğimizde bir saniye kadar, bir elif miktarı, bir buçuk elif miktarı tutuyoruz. Burada tenvinden sonra B harfi geldi, iklap oldu. Ma'arratun bi gayri ilm. Nasıl telaffuz ediyoruz? Bu tenvinin içinde ma'arratun, yani nidenin N sesi var. Ma'arratun. Mesela en, in, ün sesi veriyor bu tenvin. Buradaki ün sesi verdi. Bu nun iç harfini yani bu n sesini tam bir mim harfine çeviriyoruz. Yani şuradaki mim harfi gibi buna mime çeviriyoruz. Ve bir buçuk elif miktarı tutuyoruz. Sonra aynı buradaki B'den itibaren devam ediyoruz. Buna iklap denilir tecvid ilminde. Bir daha alalım burayı. فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ Lam'ı söyledik. Sonra lam'ın üstünden mim'i söylüyoruz. Uzatmadan. İlm. Bu şekilde vakıf yaptık. لِيُدْخِلَ اللّٰهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ İdgam yaptık, uzattık. لَوْ تَزَيَّلُوا Keskin ve şu uzatmaya dikkat ediyoruz.
لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا. Pel tekrar şuradaki z ve buradaki z, buna da riayet edelim. لعذب لعذب ve ince olacak. لعذب لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. Yine azaben, buradaki azâ diye çıkmasın. Peltek ince olacak. Buna riayet edelim. Azaben elime, elime. İnce harfler, yani hussa, dağıtın, qıl harfleri dışında kalan harfler ince harflerdir. Bu yedi harfin dışında kalan harfleri metli okuduğumuzda, mesela burada ne var? Azaben elime diye okuyoruz. Normalde bunu üstün sesliyle nasıl yapıyorduk? M diye okuyorduk. Ama bu şekilde metli okuduğumuz yerlerde E ile A arası bir ses veriyoruz. Tam A sesi vermiyoruz. Ma değil, M olacak. Elime olacak. Azaben elime, M. Bu sese dikkat edelim. Ma sesi vermiyoruz. Tam A sesi yok ince harflerde. İz ce'alellezîne keferû fî kulûbihimul hamiyyete hamiyyetel cahiliye. Fî kulûbihimul hamiyyete hamiyyetel cahiliyeti feenzelallahu sekînetehu alâ rasûlihi ve alel mu'minîn. وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. Buranın tahlilini yapıyoruz. İz peltek. İz ce'alellezîne peltek keferû fî kulûbihimul hamiyyete hamiyyetel cahiliyeti. Buradaki hi'ye dikkat edelim. Bu hi boğaz ortasından değil, boğazın göğse bitişen yerinden çıkıyor. Cahiliyeti, buradaki ha'lar ise boğazın ortasından çıkıyor. Bu ha'larla bu ha'yı karıştırmayalım. فَاَنْ ihfa yaptık. Z keskin. فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَك۪ينَتَهُ. Burayı uzattık. Zamir kendisinden önceki harf harekeli olursa ne yapıyordu? Uzatılarak okuluyordu. عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ. Bu uzatma işaretlerine dikkat ediyoruz buralardakilere. كَلِمَةَ التَّقْوَى. Bu kelimetet takve tarzında bazen okunabiliyor. Buna riayet edelim. Kelimetet takve. Buradaki kaf harfine de önem gösterelim. Buradaki kaf harfi. Burada ne var? Kalkala yapacağız. Kelimetet takve. Kelimetet takve. Dedik. Ve kânû ehakka bihâ. Ehakka. Diye uzatmayalım. Bu uzat, buraları riayet ediyoruz. اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَا وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمًا. عَل۪يمًا. عَل۪يمًا değil. عَل۪يمًا. Devam edelim. Son iki ayetimiz kaldı. لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ. لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا. رُؤْيَا bazen burası ayın çıkıyor. Buna riayet edelim. رُؤْيَا hemze burası. رَسُولَهُ الرُّؤْيَا. Bir elif uzattık. بِالْحَقِّ. بِالْحَقِّ. Burada kaf harfi şeddeli. Aynı zamanda ne yapacağız?
Buna vurgu yapacağız. Bunu belli etmemiz lazım. Hakko bu şekilde. Letedhulunnel tuttuk. Letedhulunnel mescidel harame inşaallahu aminin. İhfa yaptık. Şaallahu metni muttasıl uzattık. Yavaş okuşta dört elif. Buradaki lambda durmuyoruz. La demek yani burada durma. Aminine muhalliqine muhalliqine ruusekum. Buradaki hemzeye dikkat. Muhalliqine telaffuzlara dikkat ediyoruz. Ruusekum ve muqassirine la tehafun. Ve muqassi ve muqassı değil. İ arası bir ses. Ve muqassirine la tehafun. Fe'alime ma lem. Fe'alime ma lem. Dikkat edelim. Te'lemu. Bir daha. Fe'alime ma lem te'lemu. Fe'ce'ale min duni zâlike fethan qariba. Min duni zâlike peltek. Bu T harfine vurgu yaptık. Fethan ihfa. Fethan qariba. Badil qariba şeklinde. Huvellezî ersele rasûlehu bilhudâ ve dînil hakkı liyuzhirahu aleddîni kullih. وَكَفَى بِاللّٰهِ شَه۪يدًا وَالَّذ۪ي اَرْسَلَ Hemze ile buradaki harfi met olan ya farklı kelimelerde. Dolayısıyla metni munfasıl. رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَد۪ينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ Buradaki za harfi peltek kalın. Buna riayet edelim. Hi ince, ra yine kalın telaffuz ettik. Yani A sesiyle. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ شَه۪يدًا Sadakallahu'l-azim.